Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobi sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay tığ işi kare motif yapımını anlatacağım. Oldukça kolay bir çalışma arkadaşlar. Birçok farklı projenizde rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Örneğin yatak örtüleri yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi, yine dekoratif kırlentler yapabilirsiniz. Çok amaçlı bir model. Şöyle hemen bakalım. Fıstıklardan ve trabzanlardan oluşmakta. Tüm detaylarını yeni başlayan arkadaşlarım için özellikle adım adım anlatacağım. Daha önce sizlere kare motifleri nasıl birleştirmemiz gerektiğini, battaniye yapanlar için battaniye kenarının nasıl yapılması gerektiğini video olarak anlattım. Onları da bu videomun sonundaki linke eklerim. Videonun bitimindeki kartları tıklarsanız motiflerinizi hazırlayıp daha sonra birleştirerek ve kenar yaparak sizler de yatak örtüleri, battaniyeler yapabilirsiniz. Burada ben pembe rengi kullandım koyu olarak. Şimdi daha açık bir tonda sizlere hazırlayacağım. Sizler arta kalan iplerinizle renk renk yaparak öyle bir değerlendirme de yapabilirsiniz. Şimdi hemen ipimi göstererek başlamak istiyorum. Ee, i̇pimiz bebek örgü ipliği arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım. Lady Yarn Baby Honey serisini kullandım. Ee, 100 gramda 220 metre %100 akrilik bir ip bebek örgüleri için anti peeling özelliğine sahip keçeleşmeyen bir iplik arkadaşlar. Dilediğiniz renklerde sizler de rahatlıkla çalışabilirsiniz. Ben iki renk olarak dediğim gibi hazırladım. Şöyle çok güzel. Şimdi bir de tığımıza bakalım. 2.5 milimde bir tığ kullandım. Hemen model anlatımına geçelim. Evet, bismillah diyelim ve zincir yapımıyla başlıyoruz. İpimizi kapattıktan sonra 6 tane zincir yapalım. ve ilk başta yapmış olduğum zincire batarak küçük bir halka elde ediyorum. İpimi de ön tarafa alacağım ve bunu tutarak devam edeceğim. Şurada bir tane de zincir yapıyorum. Şimdi ipimi uzatıyorum fıstık yapımıyla başlayacağız. Üzerine sardım. 1 2 3 kere doladım. Sizler burada dilerseniz ipiniz daha inceyse sarma işlemini artırabilirsiniz. Hepsini tek seferde çıkartıyorum. 1 2 3 4 tane zincir yapıyorum. Üzerine bir kere sardım. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3. 3 kere sardığım fıstığı yaptıktan sonra hepsini tek seferde çıkartıyorum kapatma zincirimle birlikte 4 tane zincir yapıyorum. Şu an iki tane fıstığımız hazır. Aynı şekilde devam edelim. Burada fıstıklarımızın sayısı 8 tane olmalı. Ben de bunları tamamlayıp Geliyorum. Evet fıstıklarımı tamamladım. Toplamda 8 tane fıstık hazırladım arkadaşlar. Ee, hemen ilk baştaki fıstığın tepesine şu şekilde batıyorum ve ilmeğimi kaydırarak sıramı tamamlıyorum. İlk boşluğun içerisine de yine ilmeği kaydırarak geçtim bir tane zincir yaptım. Burada yine 3 kere sardım fıstık yapacağım Hepsini tek seferde çıkarttım. Arada dört tane zincirimi yaptıktan sonra aynı boşluğa bir fıstık daha yapıyorum. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bir zincir yaparak kapattım. Bakın ilk boşluğun içerisinde iki tane fıstığımız oluştu. Şimdi yan boşluğa geçerken trabzan yapacağız buraya. Arada iki tane zincir yapalım. Üstüne aldım bir kere sarıp 2 kere de çıkarttım. 4 tane yan yana trabzan yapalım. Şimdi diğer boşluğa geçerken. 2 tane zincir yapalım. Üzerine aldım. Ve yine buraya 3 kere sardım. 2 tane fıstık yapacağım. Bu arasında kapatma zincirim dahil 4 tane zincir var. Ara geçişlerde ikişer tane zincir var arkadaşlar. Şimdi buraya tekrar trabzan yapacağım için iki tane daha zincir ilave ediyorum. Üstüne aldım ve yine dört tane ikili trabzan. 2 zincir yine aynı şekilde devam edeceğiz ne yapacağız 2 tane fıstıklı köşe trabzan fıstık trabzan ve şu noktada buluşalım ben sıramı tamamladım trabzan fıstık trabzan fıstık ve trabzan yaparak sona kadar devam ettim yine bu sonda 2 tane zincir yapıyorum ve ilk başta yapmış olduğum fıstığın tepesinden yine kaydırma yöntemiyle ekleme yapıyorum. Yine ilk boşluğa ilerliyorum. Burada 1 2 tane zincir yapıp şöyle ipimizi keselim. Şu an kare motifimizin orta kısmı hazır. Aslında bunu da bu şekilde bile bir motif olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi beyaz ipimize geçelim. Bakın şu kısmı yaptık. Şimdi beyaz kısımdayız. Evet. İpimi koparmış olduğum noktadan ekleyerek hem de gizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bakın tığımı buradan alıyorum. Bu ipi buradan geçirdikten sonra şöyle üstüne atıyorum. Burada 3 tane zincir yapalım. Sıkıştırıp bu ikisini de şöyle gizleyeceğim içinde hem temizleyeceğim hem de ipi saklamış olacağım. Bakın burada iki tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirim dahil 3 tane kabul ettim. Arada 3 tane zincir yapıyorum. Üstüne aldım. Aynı noktaya tekrar 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Burası bizim köşemiz oldu. Bu iplikleri de kesebiliriz artık, gizleyebiliriz. Gizledik, şöyle. Şimdi üzerine aldım. Trabzanların öncesinde yapmış olduğum boşluğun içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tüm trabzanların tepesine birer tane trabzan yaparak. 4 tane trabzan daha yapıyorum. Şöyle görmeniz için bakın şuradan başladık. Şöyle üstüne aldım. Şimdi son boşluğuma da 2 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Bir köşeye kadar ilerlemiş oldum. Şimdi bu boşluğun içerisinde de köşe yapacağım arkadaşlar. Yapalım. 3 tane ikili trabzan, arada 3 zincir, tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan. böyle saymanız ve görmeniz için yakından tutacağım. Şimdi aynı işlemi bu kenara devam edeceğiz. Ne yapacağız? İlk boşluğa iki tane Daha sonra dört tane trabzanların tepesine yan yana son boşluğa 2 tane. Yine köşeye de 3 tane yapıyorum. Arada 3 zincir tekrar 3 tane ikili trabzan Bu şekilde kare motifi bir tur tamamlayalım arkadaşlar başlangıç yerinde yine bir üst sıraya çıkmayı göstereceğim Evet tamamlayalım Evet sıramı tamamladım bitirdim şimdi ekleyerek bir üst sıraya çıkmayı da göstereceğim ilk başta yapmış olduğumuz zincirin şöyle tepesinden batıyorum yine ilmeğimi kaydırma yöntemiyle şöyle tepesine batacağım ekledim ve sıramı tamamladım. Şimdi boşluğa geçmek için trabzanların tepesinden kaydırma yaparak boşluğa ilerliyorum. Yeni sıramı başlatmak için 3 tane zincir, 2 tane ikili trabzan, arada 3 zincir ve aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelerden hariç başlangıçtaki trabzandan itibaren başlayarak her trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan yaparak bu boşluğa kadar ilerleyeceğiz. Hemen başlayalım. Bakın ilk trabzanımın tepesinden başlatıyorum ikili trabzan. Sona kadar devam edelim. Evet son trabzanıma kadar devam ettim. Şimdi yine köşedeyim. Köşede 3 tane ikili trabzan. Arada 3 zincir. Aynı noktaya tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk kenarımız oluştu. Şimdi çevirdiğimde aynı işlemi tekrar ediyorum. İlk trabzanın tepesinden başlayarak aynı şekilde devam ediyorum. Tamamlayıp eklemeyi ve ipi kesmeyi de göstereceğim. Evet sıramı tamamladım. Sona kadar devam ettim. İlk başlangıçtaki zincirime de batarak eklememi yapıyorum. Ve sıramı bitiriyorum. İpimi burada kesmek istemediğim için köşeye kadar yine ilmek kaydırarak ilerleyeceğim. Şimdi iki tane zincir yaparak ipimizi kesebiliriz. Köşelerde kaybettiğinizde ipiniz arkadaşlar eklerken daha rahat gizleyebilirsiniz. Dediğim gibi e, motifleri ekleme videosu yine bu videonun sonundaki kartlarda olacaktır. Bunu da yine buradan gizleyerek şöyle birleştirirken de gizleyebilirsiniz. Arkaya da yürütebilirsiniz. Bu şekilde de bir miktar yürüttükten sonra iplerinizi keserek temizleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle diğer motifimize de bakalım. Sizler de bu şekilde renk renk sıralarda renkleri dizerek de yapabilirsiniz. Arta kalan ipliklerinizi değerlendirmiş de olursunuz. Youtube kanalıma abone olmakta ücretsiz desteklerinizi bekliyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.